Merhaba Webtekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde gizli kamera özelliği olan gözlüğü inceleyeceğiz. Normal hayatımda gözlük kullanan bir insan değilim arkadaşlar. Gözlüksüz her yeri çok net görebiliyorum. Ancak bu gözlüğü normal hayatınızda kullanabilirsiniz. Çünkü üzerinde herhangi bir numara yok. Eğer zaten hali hazırda gözlük takıyorsanız da mecburen bu gözlüğü kullanmak istiyorsanız lens kullanmanız lazım. Peki bu gözlüğün neresinde kamera var arkadaşlar? İlk bakışta çok fazla fark edilmiyor. Şöyle gözlüğün iki yanında vida deliği gibi yerler var arkadaşlar. Bir tanesi mikrofon bunlardan, bir tanesi de kamera işlevini görüyor. Full HD video çekebiliyor bu. Ancak bu Full HD videonun kalitesini zaten birazdan sizlere göstereceğiz. Hani çok fazla bir şey ummayın. Zaten bir gizli kameradan çok iyi bir görüntü kalitesi beklemek de yanlış olur. Cihazın ufak tefek teknik detaylarını vereyim. Daha sonra kullanıcı deneyimimize geçeceğiz. Üzerinde bir adet USB 2.0 girişi var arkadaşlar. Buradan cihazı şarj edebiliyorsunuz. İlk aldığınızda kullanım kılavuzunda 2 saat şarj edin sonra başlayın diyordu. Biz de öyle yaptık. Bu 2 saatin sonunda şarjı bittiği zaman ortalama yarım saat içinde tam şarja ulaşıyor. Zaten 500 mAh'lik bir batarya var içinde. 32 GB'a kadar microSD kart desteği sağlıyor. MicroSD kart yuvası çok acayip bir yerde. Bunu da yakın plan fotoğraflardan göreceksiniz. Gözlüğü şöyle katladığınız zaman buradan yan taraftan takabiliyorsunuz. 32 GB'lık microSD karta da ortalama 20-25 dakika kadar video kaydedebiliyor. Hemen şu taktığınız zaman kafanızın yan tarafında kalan bir düğme var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuz zaman 2 saniye kadar cihaz kendini açıyor arkadaşlar. Kayda hazır hale geliyor. Bir kere bastığınız zaman da 2 kere mavi ışık yanıyor, sönüyor ve kayıt yaptığı anlamına geliyor gözlüğün. Tekrar durdurmak için aynı düğmeye basıyorsunuz. Kutunun içeriğinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Bir tek gözlük saklama bezi çıkıyor. Kılıf. Hani bir sert plastik bir kılıf değil bu. Bir adet USB kablo, bir de gözlüğün kendisi çıkıyor. Bunun yanında söylemek istediğim maksimum 30 kareye kadar video çekebiliyor. Ayrıca bunu hani bir akıllı cihazımla bağlayayım, görüntüyü oradan göreyim gibi herhangi bir özelliği yok. Hani herhangi bir cihazınıza bağlayamıyorsunuz. Videoyu çektikten sonra illaki microSD kartı buradan çıkartıp bilgisayarınıza takmanız lazım. Hani USB üzerinden de görüntüyü gözlük üzerinden bilgisayarımıza aktaramıyoruz. Dediğim gibi ben gözlük kullanan bir insan değilim. Zaten gözlüğü takınca da bir acayip hissediyorum. Kafamdaki ağırlığı çok net hissedebiliyorum. Şunu söyleyebilirim. Dışarıda kullandığınız zaman ya da iç mekanda fark etmiyor. Gözlük ortalığı biraz rengini değiştiriyor. Hafif mor bir renge doğru bir kayış oluyor. Şarjıyla ilgili şunu da söyleyebilirim gözlüğün. Eğer sizin 32 GB'lık bir kartınız var ancak siz daha fazla kayıt yapmak istiyorsunuz. Elinizde başka hafıza kartları da var. 1 saat toplam şarjı gidiyor. 1 saat sonra tekrar şarja bağlamanız lazım. Yani tam şarjda 1 saat kayıt yapabiliyorsunuz özetle. Şimdi gelin ben bu gözlüğü takayım ve ofisi dolaşayım arkadaşlar. Bizimkiler anlayabilecekler bunun gizli kamera olduğunu ya da gerçek gözlük mü zannedecekler. Ayrıca bu şekilde de görüntü kalitesini, ses kalitesini de anlamış olabileceğiz. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Gözlük. Gözüm bozdu oğlum bilgisayara bakmaktan. Ya doktorun yazdığı gözlük bu. Benim o kendisi falan değişik olmadı. Baya rahat görüyorum ama yazıları net okuyabiliyorum ya. O değil de Mustafa tam bir şey, bir saat üstü takıyor sonra. Ya Barbie gördüm almayalım ya. Niye lan? Bilim ya, geliyor buraya gidiyoruz lan. Mustafa'dan mı bahsediyorsun? 20 dakika aynen. 20 dakika 25 dakika normalde şey bitmesi lazım. Çekimin? Bilgisayarın üstünü sağ olun. 3 saat önce 4 saat önce çıkıyor. Yavuz kurgusu var ya. Bir de kurgu yapıyor bu arada. Arkadaş Mustafa'yı liste çektirmesek mi? Abi 4 saatlik şeyi bir de bu adama yazık. Bu arada sen Black Ops oynuyorsun değil mi? Sen mesai saatinde oyun mu oynuyorsun? Evet ben. Nasıl gidiyor onu? Tamam bu ne ya? Gözüm bozuldu ya. Gözlük yazdı doktor. Güzel mi yeni gözlüklerin? Abi 10 numara beni de çekiyor. Oo biliyorsun yani bunu. Gizli kamera oldu. Nerede anladın lan? Onu sen tam çakalsın. Yok ya. İlk baksam anlamadım. Anlamadım. Dikkatli bakmak lazım. Dikkatli bakmak lazım. Bir de senin daha önceden gözlük kullanmadığını bildiğin için direkt böyle bana bakınca. Evet. Gözlüklerin nasıl? Ne alakalı lan? Gözüm yani bir numaraya ulaşmış. Takmak zorunda kaldım. Yakışmış mı lan? Güzel yakışmış mı yani? Evet. İyi abi. Bu arada kameraya da el salla. Şuralardan kayıttasın şu an. Afiyet olsun abi. Ne haber? Abi gözüm bozuldu da gözlük takmak zorunda kaldım. Nasıl olmuş? Kalın mı? Allah Allah. Allah devlet bunu yazdı abi. Buna kadar karşılığı varmış. Kaliteli ya baya. Sevmedin kamerayı yani. Pardon gözlüğü. Kameralara el salla abi. Akşam web teknolojisi. Şuralarda kamera var şuralarda. Kayıt alıyoruz şu an. Hiç çıkmıyor bundan kamera olur belli değil mi ya? Gizli kamera çünkü. Direkt casus işi. Casus kamera. Yasal bu ya. Yasal canım satılıyor her yerde. Sıkıntı yok. Benim ben video çekiyorsun şu an. Ya tabi canım dışarıda sıkıntı artık onu alan adamın ayarlaması lazım. Ama yapacak bir şey yok. Ben bir de gideyim yukarıdaki retro olayım yani. Sana afiyet olsun. Yeni gözlük aldım da yakışmadı diyor herkes. Yakışmamış mı? Bak gözlük. Abi öyle olur mu ya buralarda? Ne var? Şu yukarıda zaten çok kalın.
Fatih. Selam, naber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, gözlük ne alaka? Gözlerim bozuldu. Ne zaman? Gözlük tak. Hayır lan, daha yeni bozuldu. Takmak zorunda kaldım. Şey ne? Nasıl oluyor öyle bir şey? Göz dediğin şey bir anda bozulabilir yani. Bugün var, yarın yok. Yakışmış mı? Vallahi abi yakışmış. O zaman kameraları el salla Fatih. Şu aralarında kamera var şurada. Şuradan da sesi kaydediyor. Oha. Fark ettin mi? Şu an dikkatsiz bir şey yaptım. Dikkatsiz baksa anlamıyorsun. Anlamıyorum. Ne haber Mustafa? Fark ettin mi kamera oldu? Nasıl fark ettin? Az önce söyledi zaten. Evet. İlk fark eder miydin kamera olduğunu? Ederdim. Ederdim. Çok dikkatli oralara bakman lazım. Evet. Yoksa normal yolda yürürken imkansız. Şöyle bir anda dönsem şöyle. Sürekli yüzüne bakarsan belli olur. Ha? Parlıyor da. Diğer taraf neresi mikrofon? Bir mikrofon, bir kamera. Şu kamera belli. Kalitesi nasıl görüntü? Full HD. Hadi lan. Evet. Full HD casusluk, gizlilik. Sen bunu alsan ne için kullanırdın? Farklı projeler. Ne yapardın mesela? Ne diyeyim ya ben? En iyi 5 gözlük. Listesinde bunu kullanırdın. Listeyi sunarken bu gözlüğü takabilirim. İyi bakalım. Oğlum ben bunu anlamadım. Anlaşılır ya. Numara çok dikkatli bak. Onun sürekli dediğim gibi yüzüne bakacak olursa anlar. Bakıcık. Şimdi son sözlerimize gelebiliriz. Bu gözlüğün fiyatı 250 lira civarında. Eğer Türkiye'den almak isterseniz, yurt dışından alışveriş yaparsanız da eğer yapmayı biliyorsanız 30 dolar civarında bulabiliyorsunuz. Çok farklı modelleri var. O yüzden hani bunlar da aslında no name, yani bir ismi olmayan markalar arkadaşlar. Herhangi bir markaya ait değil. Çinliler bastıkça basmışlar. O yüzden hani gizli kamera gözlük diye aratırsanız karşınıza çok daha değişik, çok daha farklı modeller çıkabilir. Bu iyilerinden bir tanesi diye biz bunu tercih ettik. Bunu da belirtmiş olalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve ayrıca bu gözlüğü alırsanız siz ne amaçla kullanırdınız bunu da yorum olarak atarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet yan tarafına duran videoya tıklayarak yabancıları trollediğimiz Azar videomuza ulaşabilirsiniz. Şu yandan.